TV Kayseri ekranlarından Mucize Dokunuşlar programımızdan hepinize merhabalar değerli izleyenlerimiz. Kucak dolusu sevgiler. Bugün stüdyomuzda yine değerli kaymak eğitmenlerimizden bir hocamızı ağırlayacağız. Yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Kendisi daha önce yine konuk olmuştu yayınlarımıza farklı çalışmalarla ve tasarımlarla. Bugün şirin bir kasnak üzerinde çok güzel bir uygulama yapacağız. Eviniz için dekoratif ürünler arıyorsanız, alternatifler düşünüyorsanız, böyle bir arayıştaysanız bugünkü programımız gerçekten tam sizlere göre. Çok basit ama çok görkemli bir uygulama olacak. Hemen bu uygulamayı yapacak olan eğitmenimizle sizi tanıştırmak istiyorum. Gerçekten kaymayın çok eski eğitmenlerinden, emektar eğitmenlerinden biri yanı başımda Tuğba Öztürk bugün bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, çok şükür. Birazcık Tuğba hocamın enerjisi bugün zayıf çünkü o bir anne. İki tane de evladı var, Allah bağışlasın. Dönemsel bir durum galiba çocuklarda bazı hastalıklar böyle nüksedince galiba bütün çocuklarda oluyor. Biz de artık şebeke suyuna falan bağlıyoruz ya hocam. Evet. Belki de yersiz bir bağlama ama benim de oğlum hastaydı geçmiş haftalarda, geçtiğimiz haftalarda. Şimdi de Tuğba hocamın oğlu ve kızı hastaymış. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama sandığımızdan daha güçlüler onlar. Çok çabuk toparlanırlar. İnşallah. Bunun yorgunluğu var bugün üstünde Tuğba hocamın ama inşallah yayının akışında da atar diye düşünüyorum. Her şey yolunda inşallah. Dersler nasıl gidiyor hocam? Eğitime başladık. Başladık. Dersler yolunda. Çok özlemişiz. Kursiyerler de ben de çok özlemişim. Tekrar kavuştuk. Derslere de başladık. Çok güzel gidiyor. Evet. Yeni bir heyecan başladı. Evet. Bir süre ara verince hem özlemiş olduk biz de yenilenmiş olduk. Yani tesisinde bulunduğum eğitmenlerden duyduğum şey hep şu. İşe yeni başlamış gibi heyecanlıyız. Evet. İlk kez derse girecekmiş gibi heyecanlıyız. Takdir edersiniz ki yoğun, ya uzun bir ara verdik. Evet. 1,5 yıl kadar sürdü. İnşallah temennim şudur ki sağlıkla, sıhhatle, kapanma yaşamadan çünkü esnemelerden kaynaklanan vaka artışı birazcık yüksek şu sıralar. Evet. İnşallah devam edebiliriz. İnşallah. Şu vakadır, pandemidir, virüstür artık ağzıma bile almak istemiyorum gerçekten. Evet. O kadar ki yılmışız. Ülkemizde günden güne maalesef ki farklı şekillerde ve felaketlerle sınanıyor. Maalesef. Şu an gerçekten Akdeniz'de de Ege'de de cayır cayır ormanlarımız yanıyor. Allah'ım inşallah bu gördüğümüz göreceğimiz son felaket olur ve bir an önce söndürülür. İnşallah, inşallah. İnşallah hocam. Benim de aklım bir taraftan orada aslında. Evet, çok çok üzgünüm. Evet, gerçekten çok üzgünüm. Motivasyonum o kadar düşük ki çünkü... Evet. Hem sosyal medya hem de haberleri okuyayım dediğimde o kızıl görüntüyü görmek evet, beni o kadar üzüyor ki. Gibi. Yani hem ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten tahribata uğramış ciddi hektarda bir ormanlık alan evet, söz konusu. Hem de oradaki gerçekten hayvanlar, börtü, böcekler gerçekten heder oldu, telef evet, oldu. Çok üzgünüm. Evet. Çünkü bir süre Marmaris'te yaşadım ben. Evet. Oranın ne kadar güzel bir bölge olduğunu çok iyi evet, biliyorum. Ailemle ben çocukluk dönemimde Ula, Marmaris ve Muğla arasında evet, yaşamıştık bir 4-5 yıl kadar. Hatta erkek kardeşim Marmaris doğumlu. Bölgeyi çok iyi bildiğim için kimi görüntülerde de tanıyorum bazı yerleri. Çok üzülüyorum. Çok acı evet. İnşallah en kısa zamanda hı-hı, söner, eski haline döner. İnşallah Yani ne kadar hocam, olabilir tabii bilemiyoruz ama eskisi gibi ama inşallah olur. İnşallah. Yani deneyecek çok fazla şey evet, var ama programı olan motivasyonumuzu da kaybetmemek evet, evet, adına işimize de dönelim hı-hı, istiyorum. Bir taraftan da hayat devam ediyor. Bunları da anmadan geçmeyelim istedik. Tekrar ediyorum duamı. Gördüğümüz, göreceğimiz son felaket olur inşallah. Sadece ülkemizi baz alarak da söylemiyorum. Dünya üzerinden inşallah bu tarz felaketler çekilir gider. Sulh içinde, mutluluk içinde yaşamaya devam ederiz inşallah, inşallah hocam. Herkesin temennisi olur. Evet hepimizin. Ben bütün dünya halkları için aynen, bunu temenni ediyorum inşallah hocam. Çünkü çok güzel bir söz var ya. Nerede biri yok yere ölse oralı olur yüreğim. Evet. Yani neresi olursa olsun, kim olursa olsun ben de acı çekiyorum buradan o insan için. İnşallah güzel temennilerle uygulamamıza geçelim istiyorum. Geçelim, bugün ne bakalım, yapacağız ve bize neler lazım hocam? Bugün ben kurdele nakışı göstereceğim. Hı-hı. Kurdele nakışında çok tercih edilen kadife çiçeği göstereceğim. Bir de müge çiçeği göstermek istedim. Hı-hı. Kadife çiçeğinin yanına çok yakışıyor. Sanki bir goncası gibi havası var. Önce ben müge çiçeği ile başlayayım. Müge çiçeğini göstereyim. Tamam hocam. İhtiyacımız olan malzemeler şirin bir kasnak. Şirin bir kasnak. Kurdele geçen bir kumaş. Hı-hı. Ben burada Amerikan bezi tercih ettim. Hı-hı. Çok rahatlıkla geçiyor kurdele. Ve çeşitli milimlik kurdele. Kurdeleler. Ben mesela
müge çiçeğini yaparken 7 milimlik kurdele kullandım. Ama karanfil çiçeğini yaparken de 24 milimlik pliseli kurdele kullanıyorum. Diğer bir adı karanfil kurdele. Ben karanfil kurdele olarak biliyorum. Evet. Şimdi ben müge çiçeğini göstereceğim. Tabii, aslında burada hocam. Örneğini yaptım. Bir tane örnek yaptım. Şimdi uygulamasını göstermek istiyorum. Hatta desen çizimini de tamamlamışsınız. Desen çizimini de tamamladım. Altyapıyı hazırlayıp gelmişsiniz. Altyapısını da yaptım. Daha önceden aslında ben göstermiştim iğne ardı tekniğini, yaprak tekniklerini. Bir önceki programımızdan. Önceki programlardan kaçıranlar bakabilirler. Müge çiçeğini göstermek istiyorum. Şimdi dalı işledim. Dalın yarım santimlik ilerisinden tekrar kurdeleyle çıktım. Çıktığım yerde yani kumaşın üstündeki tarafa iğneyle tel alıyorum. Bunun bir sayısı var. Evet hocam. 7, 8, 9, 10. 10 kere iğneyi batırıp çıkardım. Yavaş yavaş önce kurdeleyi geçireceğim. İğneden. Kurdeleyi kaydırarak geçireceğim. Şöyle düzeltelim. Tekrar tel alalım. On. 10 tane batıp çıktım. Sırayla kaydırarak biraz geçirdim. Biraz iğne zor mu geçiyor ne hocam? Aslında zor geçmiyor ama şu an öyle oldu. Evet. Çok kolay geçer aslında ama şöyle akordeon görünümü oldu. Hemen batıyorum. Ucuna battım. 3 tane bu şekilde atkı yapacağım. Yine aşağıdan kök kısmından çıkıyorum. Hemen yandaki iplikten çıktım. Çok mesafeden, ileriden çıkmıyorum. Yine 10 tane batıp çıkacağım. Biz buna müge çiçeği diyoruz, değil mi? Evet, müge çiçeği. Karanfilin goncasına da benziyor aslında. Ve bu yıkamaya çok elverişli bir teknik. Yani hemen bozulmayan teknik, tel aldığım için. Bunu ne kadar düzersem o kadar küçülür. O yüzden şeklini fazla bozmuyorum. Şeklini kontrol ederek çektim. Burada kurdelem bitti. 3 tane atkı yapacağımı söylemiştim. 2 tane oldu. Şimdi kurdeleyi iğneye takmakla başlayalım. Hazır onu göstereyim. Kurdeleyi verev kesiyorum. Evet. İğneye daha rahat geçsin diye. Verev kestikten sonra şu şekilde iğneye geçirdim. Ucuna düğüm atıyorum. Düğümünü göstereyim. İğneyi bir kere batırdım. Batırdıktan sonra bir daire oluştu. Bir yuvarlak oluştu. Arasından geçiriyorum. Sağlam bir düğüm atıyorum. Çok fazla da çekmiyorum. Hemen kumaşın üstüne çıkar yoksa düğüm. Yine üçüncü yaprağı yapmak için hemen yanından çıktım. Tel almaya devam ediyorum. 10 kere batıp çıkacağım. Üç sınırı mıdır hocam? Çoğaltılıp, artırılıp, azaltılabilir mi? Artırılabilir. Mesela 5 olabilir. Tek sayı olacak. Daha estetik, daha doğal durması için 5 yapabiliriz. Bunu tabii geniş kurdeleyle de yapabiliriz ama 7 milimlik kurdeleyle daha doğal duruyor. Şekli daha güzel duruyor. Şimdi çiçekleri yaptım. Şöyle kıvrım kıvrım. Çok şirin oldular. Hemen arkadan kurdeleyi geçirdim. Makasla kesiyorum. Ben kurdeleyi yakacağım. Arkasının daha temiz görünmesi için. Yani bunu daha detay dikkatli görüntü verebiliyoruz sanırım. Daha dikkatli yakabilirler yani kumaşı yakmadan. Dikkatli bir şekilde yakmalarını önereceğim. Çünkü ben biliyorum çok çabuk tutuşuyor. Çok çabuk tutuşuyor. Çakmağımız mı yanmıyor? Çakmak yanmıyor. Yani şöyle yakıp buraya birleştireceğim. Temin edebilirdik ama şimdi yayın akışını bozmamak için temin edemiyoruz ama siz ilerlerken arkadaşlarımdan da rica edeyim ben hocam. Olabilir. Eğer varsa bir çakmak temini yapalım.
Şimdi 3 tane atkıyı yaptım. Hı-hı. Dalla arada bir boşluk var. Evet. Az önce yarım santim ileriden çıkmıştım. Hı-hı. Şimdi bu yarım santim boşluğu kapatacağım. Hemen. Bu arada kurdele küçücük kaldı. Hı-hı. Bu kadar kalsa bile bunu atmıyoruz. Yani evet. Mutlaka işleme yaparken işimize yarıyor. Küçücük bir yer var zaten. Orayı zaten da çok çok doldurur. Bir yer. Evet. Çok da uzun kesmiyorum kurdeleyi. Şekli bozulur çünkü. Evet. Bir nevi çiçeğin gövdesi görevini görecek şu anda değil mi evet, hocam? Evet, çiçeğin gövdesini yapıyorum. Kurdeleyi hafif kıvırdım. Hafif kıvırdıktan sonra kurdelenin üstüne batıyorum. Evet. Kurdele nakışını yaparken hiç acele etmiyorum. Şeklini vererek yapıyorum. Bu çok önemli. Hı hı. Yine aynı kutucuktan çıktım. Yukarıya doğru yine kontrollü bir şekilde çektim kurdeleyi. Şimdi arasına batacağım. Yine kurdelenin üstüne battım. Arkayı da kontrol ederek iğneyi çıkarıyorum. Çünkü kurdele ister istemez ipliğe göre kaba bir tabii malzeme hı-hı olduğu için yaptığım yeri bozmak istemiyorum. Hı-hı. O kadar keyifli bir iş ki hocam. Yani evet, şimdi kursiyerlerimizin bu kursu neden bu kadar tercih ettiklerini çok iyi anlıyorum. Sizler yıllarınızı verdiniz bu işe biliyorum. Çok da güzel işler yaptınız. Çok butik sergiler oluştu sizin ve öğrencilerinizin ürünleriyle. O kadar keyifli görünüyor ki. Ben size anlatırken ben stres atıyorum şu anda. Evet. Gerçekten dediğiniz gibi çok eğlenceli, hı-hı, çok keyifli. Şöyle yapraklarını yaptım. Gövdeyi tamamladım. Gövdeyi tamamladım. Öyle dümdüz de bir gövde olmadı değerli dümdüz izleyicilerimiz. De bir detay gövde görüyor olmadı musunuz bilmiyorum ama çiçekle, müge çiçeğiyle o kadar uyumlu oldu ki. Evet. Kıvrık kıvrık. Kıvrık kıvrık. Kökünü yapacağım. Sanırım çakmak hazır. Evet. Çakmağı siz yaparken tamam, bir taraftan ben de alayım hocam. Çok teşekkür ediyoruz Berkay Kutay kardeşlerime. Teşekkür sağ ederim. Sağ olsunlar. Her zaman böyle yardımımıza koşuyorlar. Şöyle dursun hocam. Peki. Lazım olduğunda. Ben çıktım, 3 tane atkı yaptım. Bakın hemen bir tarafından çıktım. Yani hı-hı, sol tarafından çıktım, sağ tarafına batıyorum. Bu da bir nevi kemer görevi görecek. Evet. İğneyi aşağıya doğru çektim ve kökünü oluşturdum. Hı-hı. Hem dalla arasında boşluk olmamış oldu, hı-hı, hem de daha doğal göründü. Çok güzel oldu hocam. Şimdi gösterebilirim. Artık yakabiliriz. Yakabilirim. Bizim olmazsa olmaz malzemelerimizden biri de çakmak. Çakmak. Çünkü bir önceki programda da göstermiştiniz. Sadece çakmakla yaptığınız teknikler hatta var. Evet, yakarak yaptığınız o da çok güzel bir teknikti. Gül evet, çalışması yapmıştık hocam. Çakmağın mavi kısmıyla aynen. Yaka yaka. Evet, bakın daha temiz bir görüntü oldu. Evet. Kapattım. Ayrıca sabitlemiş de oluyoruz. Aynen, sabitledim, tutturdum. Hı-hı. Şimdi 7 milimlik kurdele ile müge çiçeğini gösterdim. Şimdi gelelim karanfil tekniğine. Hı hı. Karanfil tekniğinde kurdelenin aynı renginden iplik kullanacağım. Çünkü kurdeleyi büzgü alacağım. İpliği şöyle hazırlamıştım bunun ben. Bunun için farklı bir kurdele kullanıyoruz. Evet. Pileli kurdele de deniyor. Piliseli kurdele deniyor. Hı hı. Karanfil kurdele de deniyor. Milimi de oldukça geniş. Milimi de geniş. Hı hı. Şimdi bunun batik kurdele, yani iki renk bulunuyor. Alt ucundaki farklı, üst ucundaki farklı. Sana sorabilir miyim hangi ucunu kullanalım? Mesela hangi renk istersin? Bizim görünecek tarafta olacak olan mı hocam? Evet. Birazcık daha renkler soft ya. Bence şu renkli kısımdan ziyade soft kısmı dönsün. Şurası değil mi? Evet. Evet. Öbür tarafı da ton kazandıracak. Ton kazandıracak. Zaten. O zaman uygun mudur? Ben seçtim uygundur. Ama sizce çok, de uygun mudur? Çok güzel bir tercih. Tamam. Şimdi o zaman üst tarafı teyli almıyorum. Alt tarafı teyli alacağım. Hı-hı. Çünkü üst taraf görünsün görünecek istiyorum. Sonbahar renklerini tercih ettiğim için, hı-hı, taba rengi ve evet, sonbahar renkleri. Hemen ipliğime düğüm attım. Düğüm attıktan sonra ne olursa olsun yine de kurdeleyi dikiyorum iplik kaymasın diye. Hı-hı. Çünkü büzgü aldıktan sonra, hı-hı, düğüm geri kayabiliyor. Bir de kurdelenin zaten çok narin o kumaş. O yüzden atmaya karşı. Evet, şifon olduğu evet için. Şimdi zaten yeri belli. Hı-hı. Hemen onun üstünden
tel alıp büzdüreceğim. Dediğim gibi aynı renk ipli kullandım. Misina da kullanabilir izleyiciler. Daha sağlam olur. Ben sağlam bir dikiş ipliği tercih ettim. Sırıtmasın diye de kurdelemizle aynı rengi tercih etmiş olduk. Evet. Peki hocam, bu çalışmayı tamamlayınca nerede, nasıl kullanabiliriz? Kasnaktan çıkarmadan bile kullanabilir, asabiliriz. Evet, aslında ben bunu dekoratif kasnak olarak düşündüm ama bu teknik her yerde kullanılabilir. Salon takımlarında, oda takımlarında kullanılabilir. Çok da güzel duruyor aslında. Yani şimdi yastıklarda, kırlentlerde kullanılabilir. Çok şık duruyor. Modern teknikler olduğu için. Narin oldukları için acaba zamana bağlı olarak uzun süreli kullanımda bir sorun yaşar mıyız diye düşünüyorum ama bu kadar sağlamlaştırdığınızı görünce de ne kadar yıkanırsa yıkansın narin bir yıkamada problem yaşanmayacağını gördüm şu an için. Yok, problem yaşanmıyor. Çünkü diktiğim için hani yapıştırma olsa problem olur ama yapıştırmayı da genelde çerçeveye giren ürünlerde tercih ediyoruz. Hani yıkama olasılığı olmadığı için. Şimdi ben çok kolay bir teknik. Malzeme zaten kendini gösteriyor. Dümdüz alttan tel aldım. Büzdürdüm. Rahat bir şekilde büzdürdüm. Şimdi iki ucunu birleştireceğim. Başladığım böyle de aşırı yere, derecede de büzdürmediğinizi gördüm evet, hocam. Evet, şeklini vererek büzdürüyorum. Ezbere büzdürmüyorum. Şimdi iki ucunu birleştirelim. Hatta ben yakayım yine. Çakmak iyi ki gelmiş bu arada. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Bu demde yeniden ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada kameraman arkadaşlarımız var. Birinin ismi Berkay, birinin ismi Kutay. Berkay, Kutay kardeşlerim diye de hitap ediyorum. Sağladıkları enerjiden ve bu güzel bizimle olan diyaloglarından dolayı. Her gün defalarca kez gerçekten teşekkür etsem az. Her türlü yardımımıza koşuyorlar ve buraya gerçekten motivasyonum çok yüksek geliyorum. Çünkü hocam sağ olsunlar bize bu ortamı güzelleştiriyorlar. Evet. Tekrar bütün TV Kayseri ailesine ama özellikle dirsek teması çalıştığımız Berkay Kutay arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben büzüğü aldım. Şurasını yaktım, birleştirdim. Evet, birleştirdik. Şöyle keseyim, düzelteyim. Burasının görünmemesi için kumaşa sabitlerken burayı ben alta getireceğim. Evet. Yine burada işlediğim dalın hemen dibine değil de yine kök yapmak için birazcık boşluk mesafe bırakacağım, boşluk bırakacağım, birazcık ilerisine doğru dikeceğim. Dediğim gibi birleşme yerini ortaya getiriyorum. Peki bu desen için son çiçeğimiz mi olacak hocam? Bu desen için son çiçeğimiz olacak. Ve çok doğru bir taraf seçtiniz. Çok uyum çok sağladı. Çok güzel uyum sağladı çünkü. Diğer taraf birazcık daha canlıydı. Sıcaktı parlak hocam. Dururdu, bu taraf daha soğuktu. Evet. Şimdi birleştirelim. Şöyle göstereyim. Direkt tel aldığım yerden dikiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru batıyorum sadece. Dalla arasında biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim. Dalla arasında da yine dikiyoruz. Yarım santim kadar bir boşluk bıraktım. Köke yer bırakmak istedim çünkü. Evet. Bunu yaparken ince bir iğne tercih ettim. Kurdele üst üste gelip de kaba bir şekil oluşturduğu için iğnem rahat batsın diye ince bir iğne tercih ettim ben. Şeklini bozmadan şu şekilde diktim. Evet. Ben bir de bunu daha doğal görünsün diye içine tohum dikmek istiyorum. Malzeme listesinde aslında belirtilmedi galiba. Belirtmiştim. Bu tohumu da her yerden alabilirler. Bu tarz işte hobi malzemesi satılan her yerden alabilirler. Ben 3 tane kullandım. İki tarafı da zaten tohum. Bunu ikiye katlıyorum. 6 tane oluyor. Daha dolu dolu duruyor. Daha ne kadar süsleyebileceğiz acaba diye düşünüyorum ben de bir tarafta. Hemen bakın şöyle yerleştirdim. Ne kadar değiştirdi bir anda hocam. Değiştirdi. Evet, daha doğal durdu bence. Hemen onu da dikelim. Siz onu dikinceye kadar hocam, bu arada değerli izleyenlerimiz, bugün söylemeyi unuttuk ama hala yayınımız devam ettiği için gecikmiş de sayılmayız.
Hem mevcut uygulamamızla alakalı, hem kurs branşlarımızla alakalı ve dahası merak ettiğiniz ne varsa program içeriğimizle alakalı bizlere WhatsApp hattımızdan sorabilirsiniz. WhatsApp hattımız da biraz sonra ekranlarınızda bulunacak. Ben iğneyi tohumu katladığım evet. yerden geçirdim. Hı hı. Ve direkt çektim. Daha sağlam bir şekilde dikmiş oldum. Şu şekilde hı hı. diktim. İşlemimi tamamladım. Arkadan hemen ipliği sağlamlaştırıyorum. Tutturuyorum kumaşı. Uygularken o kadar anlaşılabilir ve basit bir şekilde anlatıyorsunuz ki hocam. Hemen şöyle sanki kasnağı elime alıp kurdeleyi geçirip yapacakmışım gibi geliyor. Bu hem verdiğiniz enerjiden hem de anlatırken ki refah ve ferahlığınızla alakalı ama ne kadar güzel oldu hocam maşallah. Evet. Hemen kökünü de yapıp tamamlayalım. Yine kurdeleyi bu sefer birazcık uzun kesmek istiyorum. Hı hı. Bu arada kurdelenin en uzun hali 50 santimi geçmemeli. Tek ne hali. Kadar çok çalışacak olursanız olun tekrar tekrar takmak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Nedeni dolaşmasın. Çok çabuk deforme evet. oluyor kurdele. Evet. Ve ben ipek kurdele kullandım. Onu da söyleyeyim. Zaten kurdele çok kalın oluyor. Onu zaten hı-hı. nakışta kullanmıyoruz ama hiç başlamamış olanlar karıştırabiliyor. Ama saten kurdeleyi uyguladığınız alanlar da çok güzel oluyor. Tabii. Işıl evet, ışıl tabii, gerçekten. Tabii. Onun da yeri farklı. İğneyi ipek kurdeleye geçiriyoruz. Hı-hı. Kısaca öyle söyleyeyim. Bunu hafif kıvırıyorum. Diğeri kadar, Müge'deki kadar, Müge'deki kadar çok kıvırmayacağım. Şimdi şurada az önce diktiğim yer çok kaba. Şimdi buraya hı-hı. batarsam zorluk çıkar. Üstü daha rahat. Organze kısmı. O zaman o yüzden birazcık daha gövdeyi uzatacağız. Gövdeyi uzatacağım. Hı-hı. Biraz daha yukarıya batacağım. Bu arada malzeme temini noktasında da hemen bir detay vermiş olalım. Birebir içinde olduğum için söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Malzeme masrafı o kadar az ki değerli izleyicilerimiz. Yani şu alacağınız milimlik metrelik kurdeleler bir makara alırsanız çok fazla şeyde kullanabiliyoruz evet. değil mi hocam? Zaten makara olarak aldırıyorum ben daha ekonomik metre işi oluyor. Değil makara olarak evet. daha ekonomik oluyor. Mesela siz de benim gibi duvarı doldurmayı sevenlerdenseniz bu şirin kasnaklardan 5-6 tane irili ufaklı alabilir. Bu desenin benzerlerini, renk geçişlerini, kombinlerini yaparak 2-3 makaradan çok rahat çıkarabilirsiniz diyebilir miyiz hocam? Aynen seçecekleri öyle. Desene ve renge göre tabii ki de değişir ama. Hatta artar bile kurdele. Artar çok bereketli. Bile. Ben duvar doldurmayı çok seviyorum hocam. İrili ufaklı aksesuarlarla. Bunu da artık izleyicilerimiz biliyor. Gelen öğretmenlerimizle sohbet ederken sık sık değiniyorum. O yüzden böyle şirin kasnaklardan 5-6 tane alıp şöyle küçük bir duvarınızı çok renkli bir hale getirebilirsiniz. Farklı bir duvar aksesuarı. Ne güzel işte emeğini insan sergilemiş evet. oluyor ve sürekli görmüş oluyor. Bir de ben yaptım göz demek önünde. Çok güzel. Bunu ben yaptım diyebilmek çok güzel. Benim evimde de var hocam. Birkaç benim elimin değdiği böyle küçük aksesuar. Ben yaptım diyorum ya büyük bir gururla. Kontrollü batıyorum yine. Hı hı. Müge'de 3 atkı yapmıştım. Ama karanfilde sanırım 4 yapacağım. Tabii çiçeğin, onu kaldırır çiçek büyük olduğu çiçeğin, için. Evet genişliğine hı hı. göre yapıyorum. Yine hemen dibinden çıktım. Hı hı. Sonuncu atkımı yapacağım ve kökünü tam kapatmış olacağım. Kurdeleyi hafif kıvırdım. Evet. Yine yanında boşluk olan bir yere batıyorum. Hı hı. Rahatça çektim. Kök kısmından çıkacağım. Bir tarafından çıktım. Mesela sağ tarafından çıktım. Kurdeleyi de dikkatli çekiyorum. Hı hı. İşlemesi her ne kadar basit olsa da yaparken acele etmiyoruz. Sürekli kontrollü evet. çekiyoruz kurdeleyi. Hocam siz yaparken basit. Ama ben onu elime alsam bu asla bu formu veremem. Çünkü ne olursa olsun acemi birinin elinde uzunlukları doğru ayarlayamıyoruz. Bu geçirip batırıp olaylarındaki sıklığı ve seyrekliği ayarlayamıyoruz. Ama zamanla evet evet tabii öğreniliyor. Tecrübeyle öğrenilir. Hı-hı. Çünkü çok zor şeyler değil. Çok kolay aslında. Ve tamamladık. Evet.
Bir tek şeyi unuttuğunu söyleyeceğim. Arkayı yakmayı. Arkayı yakacağım, evet. Evet, bir o kaldı. Şöyle şekil vermek istedim de. Hı, çok güzel oldu, çok. Arkayı da yakalım. Hemen yakıp tamamlayalım. Kurdeleyi kısalttım. Çünkü kaba dursun istemiyorum. Fazlasını kestim. Hemen çakmağın arkasıyla da bastırıyorum. Çünkü şey var değil mi hocam? Nakış hocalarımızın hepsi bunu söylüyor. Önü kadar arkasının da nasıl göründüğü önemli. Aynen öyle. Temiz arkası bir görüntü temiz olması gerekiyor. Çok doğru. Evet. Şöyle kaldıralım size zahmet. Açımız orada. Bakınız hocam. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Stüdyo ışıklarından size nasıl yansıyor biraz bilmiyorum. Biraz daha pastel çıkıyor. Daha sanırım. Pastel çıkıyor ama olağanca renkli ve gerçekten çok 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 güzel oldu. Birbirine uyumlu tonlar. Ellerinize, kollarınıza sağlık hocam. Benim için bir zevkti. Evet. Zevkle yaptım. Zevkle dinledim ve ben de zevkle öğrendim. Gerçekten o kadar mutluyum ki bu konuda. Sayenizde buraya aldığımız her konuktan o kadar çok şey öğreniyorum ki yıllardır bu işlerin içinde olmamıza rağmen yüzeysel biliyorduk. Çünkü sadece uzmanlık alanımla alakalı derinlemesine bilgiye sahibim. Ama gelen her el sanatları hocamızdan bir örnek öğrenmiş oluyorum. Ben de şahsım adına bilgi dolduğum için çok mutluyum. Kapanışı yapacağız, veda edeceğiz hocam. Var mı söylemek istedikleriniz? Sonra ben sözü alıp kapanışı yapacağım. Söylemek istediğim, en kısa zamanda sağlıklı günlerimize döneriz. Yani İnşallah. En büyük temennim o benim şu an. İnşallah. Ben de çocuklarınızla birlikte, kursiyerlerinizle birlikte hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda size güzel, hayırlı bir ömür diliyorum inşallah. Böyle bir veda cümlesi gibi oldu ama size deyince ben de böyle getireyim devamını dedim. Teşekkür ederim. Malum, güzel dilekler yine. İnşallah. İhtiyacımız olan şey sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur gerçekten hayatı devam ettirebilmek için. İşte maddi kaygılar vesaireler de bunları tabii tamamlayan şeyler ama dileklerimde ilk hep önceliği verdiğim şey gerçekten sağlık, sıhhat ve huzur oldu şimdiye kadar. Aynı dilekleri sizin için de ediyorum. Teşekkür şu anda ediyorum. Bütün milletimiz için, bütün dünya için hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, biz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben anlatımdan da bugünden de gayet zevk aldım ve verimliydi benim için. İnşallah sizler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız, sağlıcakla kalınız.